da gönderiyoruz yoğunluk olarak ama bak, tabii ki arkadaşlar görüyoruz ben çok netlisiz diyor. Böyle bir şey bak. Yalvarıyorlar beni işe koy, beni işe koy. İşte iş bu. Kaç kişi çalışıyor burada? Normalde iki iş yerimizde 9 kişi çalışıyor kaç, toplamda. Kaç kişi çalışıyor? Kaç kişi çalışıyor? Benim dediğimden yok. Akşam hepsi yerine gidiyor. Kahvaltı başlıyor. Kavuk kuşun yerleşimi. İyi. O benim gibi tek takım başlıyor. Benim gibi. Tek takım başlıyor. Bence hem biz mutlu olduk ama böyle bir mutlu bir çifti de gördük burada. Örnek bir tesis kurmuşlar. Allah razı olsun. Burada sülün benzeri tavuklar. Evet. Ondan sonra yeşil yumurta yapan tavuklar. Ondan sonra değişik renkte mavi yapanlar ve hindileriyle beraber kazıyla harikulade bir yer burası. Şimdi Cengiz Bey öğretmen, bu arada da sınıf öğretmeni eşiyle beraber bu işi başarmışlar. Hem işsizliği çözüyorlar, çilek evet. Şeylerini gördük. Aynen. Tarlası mı diyelim artık? Evet, yani kapatmış tarlası yaptılar. Evet, yapmışlar. Değişik ağaçlar var. İnternetten de satış yapıyorlar. Evet, aynen öyle. Kaç çocuğun var? İki tane. İki hem çocuğunu bakıyor. Evet. Hem başarılı bir işletmeci. Hocamız da öyle. Yani burada bir örnek bir çalışma var. Aslında ben hem işsizliğe de çözüm olarak bu çalışmalar var. Hem de çok güzel bir çalışma. Ve mutlu da bir çift. Gayet güzel. Tabiatın içinde. Doğru. Hem doğada iç içe. Tertemiz hava var. Böyle mutlu bir çift. Dolayısıyla hem ziyaret ediyoruz hem de bilgi alıyorum şu anda. Bunları yaygınlaştırmamız lazım. Zaten bize de bir ihtiyaçları yok. Kendileri zaten bu işi başarıyorlar. Kendi işlerini başarmışlar. İnternetten de satış yapıyorlar. Evet. Para da kazanıyorlar. Geçimlerini de sağlıyorlar. Ne güzel işte bu. Örnek evet. Bu. Yöremizin tükenmiş olan elmaları, armutlarını üretiyoruz. İşte buradan, Ordu'dan, Giresun'dan, Samsun'dan, Trabzon'dan, İstanbul, Ankara, İzmir bandına giden müşterilerimiz o eski tadı, o doğal elmaları, doğal armutları, kirazları yemek için onları yoğun bir şekilde üretiyoruz. Ve alkışlanacak iş yapıyorlar. Alkışlanacak iş. Teşekkür ederim. Vallahi örnek iş yapıyoruz. Haricinde tropik bitki yetiştiriyoruz. Türkiye'de ilk kahve yetiştiren firmayız. Kahveden meyve dalı, kakao, pasiflora çeşitleri gibi bu değerli tropikal Akdeniz havzasında işte Güney Amerika'da, Avustralya'da kıtasında yetişen bitkileri özellikle memur müşterilerimize, doktora, öğretmene, avukata, profesöre, bakanımıza, milletvekiline kadar sunmaya çalışıyoruz. Haricinde birazcık hobi amaçlı diyelim buna, yarı ticari, yarı hobi hayvanat bahçemiz var. Bu gördüğünüz en az hali. Burada çeşitli süs tavuklarını, ördek, kaz, hindi gibi çeşitleri üretmeye çalışıyoruz. Yer yer bunlardan satıyoruz. Güzel ya. Çok güzel. Evet, şu. Evet, evet. Aynen. Ne o adı ne onun? Altın gibi. Bir dişi bir erkeğimiz var ondan da. Onu devletimiz bu kene olayı yüzünden Tokat'a getirdi İran tarafından. Her şey yesin diye. Keneleri evet. Yesin diye. Bunlar uçuyor. Bütün börtü böcekleri yiyorlar. Ya şey bu ya. Sülünün kardeşi. Sülün değil. Sülün ya. Ben kibar olmayı seviyorum. Bana bazen çok kızıyorlar bu konuda. Dişi ördek demiyor. Bayan ördek diyor. Şimdi, çok hoşuma gitti kibarlığı. Öğretmenlikten gelen belki bir şey. Ya otur konuşmayı seviyorum eleman. Onlarımla da olsun diğerleri de hani bazen. Yani dişi ördek yerine bayan ördek diyor. Hoşuma gitti. Cemani bu Malezya'dan gelen evet. Bir horoz bu. Bunun tavuğu da şeyi de orijinal. Eti de kanı da siyahmış. Özel bir tane bu cins bir şey. Onun dışında bak şu karşıda altın bir tane yakışıklı var. Biraz geliyor. Zoomla istersen. Şu bak yeşil gelen horoz var ya. Evet. Altın cibrit bu da arkadaşımızın adı. Bunun yeşil mi oluyor? Şey? Evet. Yok yok bu yeşil değil. Bu süs tavuğu. O süs tavuğu. Evet yeşilci. O yeşil şeyi. Yumurtası değil mi? Tabii. Şimdi yeşil yumurtaya bir açıklık getireyim arkadaşlar. Yeşil yumurta şu anda protein değeri çok yüksek olduğundan özellikle İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük restoranlarda yumurtasının tanesi 10-15 liraya alıcı buluyor. Yani gerçekten şu yakışıklığını. Ya ben bundan yumurtasını nereden aldım sonunu? Ben şey dedim. Hayır, bu karın ünlü gününü. Bu şekilde teşkilatı lazım. Üretim yapıyoruz aynı zamanda seralarımızda. Türkiye üretiyoruz. Ama bunları dışarıdan alıyorsun herhalde. Evet, büyük boyları dışarıdan, olmayanları dışarıdan alıyorum ama genellikle kendim üretiyorum. Süs bitkilerini.
Evet, o taraf gibi değil, daha rahat. Daha rahat.